Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ayça Zafer. Bugün terazi burçları için kahve falı bakmaya geldim. Ve şunu söylemek istiyorum en başta. Kötü insan beni kıskanır. İyi olan insan ışığımı alır. Bakalım kahve fincanında neler gözüküyor. Evet, burada açılırken hoş bir sesi oldu. Bu da bir fal klişesi. Ama bakmak istiyorum neler var. Evet sevgili terazi burçları, burada şunu gördüm. Yani böyle, yani kahve falı olsun, hissiyat olsun, hisler olsun. Bu tür şeylere meraklı bir enerji gördüm ki zaten demek ki o yüzden izliyor. Burada şunu söyleyebilirim. Bir büyücü gördüm. Ama güzel bir büyücü. Eğer dünyayı yeteneklerimizle güzel bir şekilde donatabiliyorsak bu bir güzelliktir. Kısacası büyü bazen iyi şekilde kullanıldığında, yani aslında buradan kastım şu özel hissiyat, bunu dünya için kullanabilirsek ne mutlu bize diyorum. Burada buna benzer bir görüntü gördüm. Yani bir söz vardır: ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri diye. Burada ise işte şu enerji var: ordular işte ilk hedefiniz, kendimize daha güzel bir hayat inşa etmek ileridir der gibi. Kısacası bazı insanların içinde bir özel güç, güzel bir hissiyat, enerjisel anlamda işte karşısındakini etkilemek ve bunu başarmak vardır. Şimdi aslında kısacası ben de her zaman kendim için böyle çalıştım. Bunu başardığıma inanıyorum ve başardığımı düşünüyorum. Zaten bu kişinin arkasında böyle kendisi için sakladığı şöyle bir yuvarlak çıkmış. Aslında tam bir yuvarlak da denmez ama şuna bağlıyorum. Aslında yine arkasında sakladığı bu şey iş gücünü temsil ediyor olabilir onun için. Yani hayatı çalışarak bir düzen içerisinde inşa etmek bence hepimiz için önemli bir şey. Onun haricinde ne söyleyebilirim? Yani şunu söyleyebilirim: hayatta insanlar için bir takım önemli şeyler vardır. Burada kendimle gururluyum. Neden? Çünkü kendi işimin patronuyum. Ve kendi işimin patronu olduğum için kazancım bana yine her şekilde geliyor zaten. Benim için değişen, fark eden bir şey olmuyor. Ama yani sonuçta beni izleyen bir kişi için onun hayatını dokunabileceğim ve onun için değişebilecek bir şey olabilir. Ona yani iyi gelecek, onu motive edecek bir şey olabilir. Kısacası aslında ben de her zaman hissiyat kuvvetimi bunun için çalışmış ve kazanmışımdır. Yani onlar beni izleyen, kendime bir şeyler katabilen birisi olduğumu düşünüyorum ve bunu başkaları için de izliyorum, istiyorum. Başkaları için de onlara bir şeyler katmak istiyorum ve burada bunun için uğraşıyorum. Yegane amacım budur. Onun haricinde ne görebildim? Burada bir adam var, sanki bir kızın üzerine çıkmış gözüküyor. Hayatta bir takım şeylerden soğumuş olabilir ama bence önemli olan şu, yani kendini tekrardan ısındırmak ve bunu başarabilmek. Hemen buraya geçelim. Burada bakalım neler var. Yani terazi tabii Ekim başı ve Eylül sonu böyle sever. Şatafatı işte giyinmeyi, alışverişi, şunu bunu. O bakımdan hayatınızda dediğim gibi bir hissiyat hissettim. Bu arada belki mesela sizin de his gücünüz olabilir. Tek ben değilim elbette his gücü olan. Bu bir takım özel insanlara verilmiştir. Onu söyleyebilirim. Kısacası güzel güzel alışveriş yapın ve hayatınızı güzelliklerle donatın diyorum sevgili
Teraziler aldığım enerji hoşuma gitti. Ben Ayça. Geldiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle.